Merhaba, sana bir sorum var. 2021 nasıl geçti senin için? Nasıl geçti derken işin, kariyerin, sağlığın, etrafında ilişkilerin, kişisel gelişimin, bütün bunlarda ileriye doğru mu gittin, geriye mi düştün yoksa durduğun yerde durmaya devam mı ettin? Bu sorum üzerine iyi bir düşün. Çünkü eğer bu sorumun cevabında durduğum yerde durdum veyahut da geriye doğru gittim ağır basıyorsa pek de iyi bir yıl geçirmemişsin demektir. Evet, şu anda belki içinden şunu söylüyorsun: hocam 2021 kabus gibi bir dünyaydı. Ekonomi, Covid, bir sürü şey geldi başımıza. Ben nasıl iyi geçireydim? Ben diyorum ki evet, koşullar zordu ama 2021 çok daha iyi geçebilirdi. 2022'nin harika geçmemesi için ise hiçbir neden yok. Ben 2021 yılının başında Şahane 2021 diye bir video seti yapmıştım. Belki izlemişsindir, izlememişsen linkler aşağıda. O zamanki video kaliten falan facia bu arada, lütfen darılma. Ben de öğrenmişim yolda. Ama o video serisinde içerik olarak şunu söylemiştim: 2021'iniz şahane geçebilir ama bunun için izlemeniz gereken bir yol haritası var. İşte o yol haritasını size sunuyorum demiştim. O yol haritası sadece sunmakla kalmadım, kendi hayatıma da uyguladım ve 2021 benim için 2020'den çok daha iyi geçti. İşim daha iyiye gitti. Haddini aş bugün çok daha büyük bir kulüp. Finansal özgürlük tarafında iyi yol aldım. Artık daha iyi bir yatırımcıyım. Sağlığım daha iyiye gitti. O zamana göre daha zayıfım. Tam istediğim kadar değil. İşin doğrusu 2022'ye odağa alıyorum bunu. Ailem ve ilişkilerim gayet güzel gitti. Tek eksik belki yurt dışına fazla gidemedik. İşte hem Covid-19 hem ülkenin koşulları malum. Onu fazla yapamadık ama onun dışında 2021 benim için gerçekten güzel geçti. Çünkü o şahane 2021 video dizisinde anlattıklarımı birebir hayatıma uyarladım. Takipçilerimden gelen e-maillerden ve yorumlardan biliyorum ki Şahane 2021 serisinde anlattıklarımı hayatına uyarlayanlar oldukça iyi bir yıl geçirmişler. Yani anlattıklarım sadece benim üzerimde işe yaramıyorlar, başkalarında da faydaları ispatlanmış, kanıtlanmış durumda. Ve şimdi önümüzde 2022 var. Sadece 6 gün kaldı. 6 gün sonra taptaze bir sayfa açıyoruz. Biliyorum bu biraz aslında sembolik bir şey. Dünyanın pek aldırdığı yok. O sadece güneşin etrafına dönmeye devam ediyor. Öyle birdenbire mucizeler olup hayatımızı iyileştirecek diye de bir şey yok. Ama taze sayfa taze sayfadır ve o taze sayfa, o taze ajandayı önümüze açtığımızda çok daha iyi bir hayata doğru yürümek için kendimize bir plan yapma fırsatı var diye düşünüyorum. İşte ben de bu planı yapmanıza yardımcı olacağım. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. İnanılmaz 2022. İnanılmaz 2022 video serisi 6 bölüm sürecek. Bugün giriş yapıyoruz. Bunu ondan saymayın. 6 bölümümüz daha var. Yarın başlıyoruz aslında. Ve 1 Ocak'ta yeni yılın ilk günü, yeni yıla hoş geldin isimli son videoyla bitiyor olacak. Neler anlatacağız bu 6 günde? Yarın sen versiyon 2.0 diyeceğiz. Daha iyi bir seni nasıl hayal etmelisin? Daha iyi bir seni nasıl hemen hayata geçirebilirsin? Vizyon kurmak demek ne demek? Hayal kurmak demek ne demek? Bunların hayatını hemen etkilemeye başlaması demek ne demek? Yarın bunları anlatacağız. 28 Aralık Salı günü yayınlayacağım videoda odaklanmanın gücünden biraz bahsetmeye çalışacağım. Benim 2022 odağım YouTube kanalımın 1 milyon takipçi erişi olması. Çünkü inanıyorum ki bunu başarabilirsem hayatımın diğer pek çok alanında kendi kendine iyileşiyor olacak. Mesela eğitimlerimi daha kolay satıyor olacağım. Daha kolay gelir elde ediyor olacağım. Daha fazla tanındığım için daha fazla fırsatla karşılaşıyor olacağım. O yüzden sizin odak noktanızı nasıl bulmanız gerekiyor? Tek şeye odaklanacaksak bu ne olmalı? Bunu nasıl seçmeliyiz? Bunun üzerine nasıl gitmeliyiz? Ve neden odaklanmak aslında başarının temelidir. Bunun üzerine duruyor olacağım. Ki bu benim 2021'de süper başarılı olmadığım bir konuydu. 2022'yi bu konuda daha iyi geçirmek istiyorum. 29 Aralık'ta işine ve kariyerine odaklanacağız. Ne demek istiyorum? Hayallerindeki işi bulmana, hayallerindeki kariyeri veya hayallerindeki girişimi kurmana yardımcı olacağım. Çünkü biliyorum pek çok takipçim işinden memnun değil, daha iyi işler hayal ediyor. Pek çok insan kendi işlerini kurmak istiyor. Pek çok insan kariyerinde değişiklikler yapmak istiyor. İşte bu konudaki önerilerimi bir araya getireceğim bir bölüm olacak 29 Aralık. 30 Aralık'ta finansal özgürlükten bahsediyor olacağız. Biliyorum pek çok insanın 2021'de finansal durumu kötüye doğru gitti. Enflasyon canavarı, yükselen kurlar, işsizlik, Covid-19. Pek çok insan bunlardan olumsuz etkilendi. Ama aslında bir yandan 2021'i bu yönden şahane geçirenler de vardı. Şahane geçirenler neyi farklı yaptılar? 2022'de neyi farklı yaparsak finansal özgürlüğümüze doğru yürümeye başlamış oluruz. İşte bunları 30 Aralık'ta ele alıyor olacağız. 31 Aralık'ta doğru alışkanlık inşası üzerinde duracağız. Çünkü bütün hedeflerimizin temelinde aslında doğru alışkanlıklara sahip olmak yatıyor. Doğru alışkanlıklara sahip olan insanlar hayallerine daha kolay yürüyorlar. Bu ister finans, ister kariyer, ister sağlık, her alanda geçerli. O yüzden o günü tamamen alışkanlık inşasına ayırıyor olacağız. Biliyorum tam da 31 Aralık günü biraz tehlikeli bir gün. Çünkü 31 Aralık gecesi bazılarımız biraz eğlencenin dozunu kaçırıyor olabilir ve yeni yıla biraz kötü alışkanlıklarla girme eğilimde olabiliriz. O da arası da öyle şeyler önemli değil. Gece eğlenmenize bakın, artık nasıl eğlenmek istiyorsanız. Ama 1 Ocak sabahından itibaren doğru alışkanlıklara sahip bir sen olarak uyanmanın
yollarını o gün konuşuyor olacağız. 1 Ocak'ta ise sana yeni yıla hoş geldin diyeceğim. Ve diyeceğim ki işte hayallerine yürümek için ilk adımlarını atacağın ilk güne hoş geldin. Hakikaten çok önemli çünkü araştırmalar gösteriyor ki daha ilk günden cıvıtırsanız yeni yılı pek de iyi geçmeyebiliyor. O yüzden 1 Ocak'tan itibaren neleri farklı yapman gerekiyor üzerine duracağız. Acaba nasıl harekete geçebilirsin ve momentumunu nasıl koruyabilirsin? Çünkü harekete geçmek yeterli değil. Bütün bir yıla 365 güne yayılan bir momentuma da ihtiyaç var. İşte o günde onu anlatacağım ve böylece yeni yıla bomba gibi bir giriş yapmış olacağız. Nasıl? Anlatacaklarım ilgini çekti mi? Umarım çekmiştir. Çünkü bu video serisi boyunca seninle beraber olmayı çok istiyorum. Mümkün olduğu çok insanın 2022'yi daha iyi yaşamasını, 2022'de inanılmaz sonuçlar almasını istiyorum. Sizlere temas etmek, dokunmak istiyorum. İnşallah bunu başarabilirim. Evet hocam, ben seni takip edeceğim. Bir denemek istiyorum şansımı diyorsanız ama size bugün iki küçük ödevim var. Bugün malum günlerden pazar. Sakin, rahat bir gün. Eğer vakit bulabilirseniz önce bir gidin. Aşağıda linklerini bıraktım. Şahane 2021 video serisini bir izleyin. Topu topu 5 bölüm. Her biri 10'ar 15'er dakika. Yani bir saat içinde tamamlanır. Ve böylece orada neler anlatmıştım bir kafanıza yer etsin. Çünkü onların bir kısmı yeniden değineceğiz ama tamamına tabii ki değinmiyor olacağız. İkinci ödevim ise 31 Aralık 2022'deki seni hayal etmeye başlamak. Nasıl bir evde yaşıyor olacaksın? Nasıl bir iş yapıyor olacaksın? Fiziksel olarak nasıl görünüyor olacaksın? 2022'yi değerlendirdiğine geriye dönük olarak kendine neler söylüyor olacaksın? Kendine gurur duyuyor olacak mısın? Yoksa bazı şeyleri moralin bozacak. İşte onu yapmanı istiyorum. Bir kağıda ufak tefek notlar almanda yarar var. O zaman yarın işimiz daha kolay olur. Çünkü nereye gitmek istediği konusunda hayali olan insanlara her şey daha yardımcı oluyor. Kader de daha çok yardımcı oluyor. Benim anlatacağım içerikler de daha çok yardımcı oluyorlar. Daha fazla uzatmayalım. İnanılmaz 2022 video serisine başlamak üzereyiz. Yarın sabah 8.30'da görüşüyoruz. Ödevleriniz var. Bir de küçük bir önerim olabilir. Benim sevgili eşim Pınar Özkent harika bir e-rehber yazdı. Bu e-rehberde yeni yılda hedeflerinizi nasıl tutturacağınızı anlatıyor. Yeni yıl hedefleri nasıl konur, nasıl takip edilir, nasıl motive olunur. Çok hoş bir şey. Kısa da bir okuma, 60 sayfa alt üstü. Dijital bir e-rehber. Eğer aşağıdaki linke tıklarsanız hemen bugün indirip onu okuyabilirsiniz. Bu da çok iyi olur. Bu da anlatacaklarımı bütünleyen bir şey aslında. 2022'ye daha da sık hazırlanmanıza yardımcı olur. Yarın sabah 8.30'da görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.